Merhaba arkadaşlar. Drupal içerik yönetim sisteminin dördüncü hafta oturumuna tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Drupal'ın kurulumunu hep beraber yapmıştık ve kurulum esnasında gerekli olan hazırlıkları ve ihtiyaçları da ondan önceki haftalarda belirlemiştik. Bu hafta da artık Drupal'ın admin tarafında yani yönetim paneli tarafında ilk ayarlarını, temel ayarlarının nasıl yapılacağını birlikte öğreneceğiz. Bu ayarlar aslında birçoğu kurulum esnasında bizim siteyi yapılandırma sayfası diye bir adımımız vardı. Burada sitemizin adı, e-posta adresi falan ve admin kullanıcısına ait kullanıcı adı ve şifre isteniyordu vesaire. Burada istenen bilgilerin de daha sonra nasıl değiştirildiğini de görmüş olacağız bu haftaki dersimizle birlikte. Birkaç ekstra daha yapılandırma yapacağız ve aslında bu hafta ilk admin panelinde yapacağımız işlemleri gerçekleştireceğimiz için aynı zamanda dediğim gibi Drupal'ın admin paneli sayfasının yapısını da birlikte öğreneceğiz. Şimdi aile.engelserisi.com alt alan adı üzerinden çalışmalarımıza başlamak için karar vermiştik ve geçen hafta kurulumu bu şekilde yapmıştık. Şimdi aile.engelserisi.com web sitesine ben giriş yaptım. Şimdi bunu aktarayım ilk öncelikle. Drupal web sitenizi kurduktan sonra Drupal'ın admin paneline erişim sağlayabilmeniz için o Drupal'ı kurarken belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyle yani admin kullanıcı adı ve şifresi ile Drupal'ın login sayfasından giriş yapmanız gerekiyor. Zaten eğer ki bir admin hesabı ile giriş yapılırsa sisteme sizi sistem doğrudan admin paneli sayfasına yönlendiriyor. Bunun için de eğer ki Drupal'ın ana sayfasında kullanıcı giriş formu gösterilmiyorsa websiteniz.com veya .net neyse işte uzantı slash user USER Urfa, Samsun, Edirne, Rize yani kullanıcı demek web adresine gitmeniz gerekiyor. Yani mesela şu an bizim için geçerli olan adres aile.engelsizerisim.com/ user adresine giriş yaptığımız zaman bize oturum açma ve formu karşılıyor ve burada bizden kullanıcı adı ve şifremiz isteniyor. Bilgileri girdikten sonra doğrudan zaten admin hesabı ile giriş yaptıysanız da sizi admin sayfası karşılıyor. Daha doğrusu şunun da bilgisini aktarayım. Farklı bir durum söz konusu olmadığı sürece Drupal'ın admin hesabı açıkken admin yönetim panel, şey yönetim menüsü her daim yukarıda gösterilir arkadaşlar genellikle. Yani siz bir içerik de ekliyor olsanız, sitenin herhangi bir web sayfasını da ziyaret ediyor olsanız genellikle admin panel kısmında bulunan menü her daim yukarıda gösteriliyor. Bu bazı eklentilerin sayfalarına göre veyahut da bazı içerik türlerine vesaire sizin yapacağınız özel yapılandırmalara göre değiştirile veya özelleştirilebiliyor. Şimdi Welcome to aile diye yani aile web sitesinin hoş geldiniz sayfası var. Ana sayfadayım şu anda. Hiçbir değişiklik yapmadığımız için de welcome to yani İngilizce olarak hoş geldiniz ibaresi gösteriyor. Herhangi bir ana sayfa olmadığı için bu şekilde yapıyor şu anda Drupal. Şimdi biz menü üzerine bir göz atalım birlikte. Aynı sayfa bağlantısını ömer içeriye alıyor. Site administration toolbar grup başlandırıcı. Bakın Site Administration Toolbar. Yani site yönetimi araç çubuğu. Bunlar aslında daha sonra Türkçeleştirilebiliyor. Hani ben admin paneli tarafında gözüken bu içeriklerin kullanıcılar tarafından, ziyaretçiler tarafından görüntülenme imkanı olmadığı için genellikle bunlara çok fazla vakit kaybetmem. Ama eğer ki siteyi daha sonra başkaları tarafından yönetilirken kolaylıklar oluşturmak için bunları daha sonra çevirebiliyorsunuz. Ben bunları da ilerleyen derslerde arayüz çevirileri kısmında da sizlere anlatacağım. Toolbar items gezinme bölgesi. Toolbar item diyor. Yani araç çubuğu öğeleri. Başlık seviyesi 2 toolbar items. Yönet değiştir düğmesi. Şimdi arkadaşlar burada bizim bu araç çubuğu dediğimiz yapıda araç çubuğu bölümleri var. Sekmeler gibi düşünebilirsiniz bunları ve bu bölümlerin içerisinde de ayrıca linkler var. Şimdi ana bölümümüzün ismi Yönet değiştir düğmesi. yönet bölümü. Yani bunlara sekme diyebiliriz aslında ama sekme yapısıyla oluşturulmadığı için sekme demiyorum aslında. Yani birer ayrı sekme gibi düşünebilirsiniz bunları. Bunların haricinde yönet menümüz var. Kısa yollar menümüz var.
kullanıcının işte oturumu kapatma ve kullanıcı hesabı ile ilgili oraya daha sonra ekleyebileceğimiz diğer seçenekleri ekleyebildiğimiz veya eklenmiş olduğu varsayılan bir bölümümüz var. Burada bizim en çok kullanacağımız zaten yönetim bölümü. Yönetim bölümünde de aşağı indiğimiz zaman şöyle bir de şunu dinleyelim özellikle. Başlık sayı, yönet değiştir düğmesi. Bakın yönet değiştir düğmesi diyor ya. Bu bizim bir taraftan da bizim drop down dediğimiz yani basıldığı zaman alta doğru içerikleri açılan pop up mı deniyor bir diğer adıyla düğmeler. Bu düğme şu an genişletilmiş olduğu için Yönetim menüsü gezinme bölgesi. bakın yönetim menüsü gezinme bölgesi dedi zaten direkt bize ekran okuyucu ve aşağısında bu yönetimle ilgili olan seçenekler yer alıyor. Başlık sayısı liste 8 verdi. Ve 8 tane şu an için 8 tane gözüken Başlık sayısı 3 yönetim menüsü. ana sitemizin kontrolünü sağladığımız bölüm var. Biz tabi bu hafta bu bölümlerin içerisinden yapılandırma seçeneğinden başlayacağız. Bunları da biz her hafta ders ders bütün buradaki menüleri inceleyerek ve bunların da çünkü içerisinde alt kısımları var. Sitemizin yapılandırmasını ve diğer konfigürasyonlarını sağlayacağız. Hani birlikte oluşturacağız. Liste 8 verdi. Şimdi bakalım bu 8 tane ana yönetim bölümünün içerisinde bulunan öğelerimize. Link İçerik diyor. Bunları şu an çok fazla değinmeyeceğim ama hani genel administrator bölümünü tanımak adına çok kısa bahsedeyim. Sitemize içerik eklemek ve bu eklenmiş olan içerikler üzerinde düzenlemeler yapmak için kullanılan ana sayfa. modüller içerikler, modüller içerik. Bir de bakın burada her linkin altında bir buton var. Link içerik, modüller içerik düğmesi. Modüller içerik düğmesi diyor buraya ekran okuyucu şu anda. Bu düğmeye basıldığınızda da bu sayfaya girmeden o sayfada eğer yukarıdaki linke tıklasaydık açılacak olan bağlantılara yani yine dedim ya her sayfanın altında da alt bölümler var diye o bölümlere kısa yoldan aşağıda açılacak olan bir menüden de erişim sağlayabilmemizi kolaylaştırıyor. Gidelim aşağı doğru devam edelim. Bunu açmayacağız. Link Yapı dediğimiz yerde sitemizin görünümüyle ilgili içerik eklerken kullanacağımız diğer içerik türleri vesaire bunları daha detaylı gireceğiz. Bölümlerin yer aldığı bölüm yani sitenin yapısal değişikliklerini buradan tasarlıyoruz, değiştiriyoruz. modüler yapıyı görüyorum. Görünüm dediği yer temalarla ilgili ayarlar ve diğer tema seçimleri, yükleme vesaire işlemleri gerçekleştirdiğimiz bölüm. Link modüller, link yapılandırma. Yapılandırma işte şu anda bizim gireceğimiz sitenin temel ayarlarını değiştirebildiğimiz ve yapılandırdığımız bölüm. Buna biraz sonra girince zaten daha detaylı olarak anlatacağım size. Çünkü bu hafta buradan başlayacağız. Modüler yapılandırma dediğim kişiler. Kişiler ise sitemize kayıt olmuş kullanıcılar, kullanıcıların rolleri ve diğer kullanıcı erişim izinlerini yapılandırdığımız bölüm. Link raporlar. Raporlar da arkadaşlar sitemizin Analitik raporlar, tamamen. güncellemeler ve hataları görüntüleyin. Bakın zaten altında söylüyor. Şimdi sitelerde arkadaşlar genellikle yazılım işlerinde her zaman bir log vardır. Yapılan işlemlerle ilgili sistem günlükleri oluşturulur ve bunların daha sonra karşılaşacak olası hatalar veyahut da yapılan işlemlerin kontrolü elde tutulsun diye günlükler oluşturulur. Burada bu günlüklere erişim sağlanabiliyor. Siteyle ilgili eksik bir şeyler var mı? İşte sistem gereksinimleriyle ilgili sunucu tarafında bir şeyler sıkıntılar varsa bunların detaylarına erişim sağlanabiliyor. Bunları da daha detaylı bir şekilde biz ilerleyen zamanlarda göreceğiz ve içeriklerini kurcalayacağız. Arkadaşlar menümüzün ana menümüzün biçimi içerikleri bu şekildeydi. Raporlardan sonra da yardım var galiba. Modüler raporlar dinledik yardım. Evet. Liste sonu. Yardım da arkadaşlar çok kullanmadığım bir bölüm aslında ama Türkçe kaynakta buradan elde etmek belki zor olabilir. Drupal'la ilgili galiba yardımlar yer alıyor. Açıkçası bu menüye girdim mi girmedim mi hatırlamıyorum gibi bir şey. Çünkü genellikle yardım konularına Drupal'ın kendi web sitesinden, form sayfalarından ben erişim sağlıyorum. Buraya da gerekirse beraber girer bakarız arkadaşlar. Yönetim menüsü gezinme bölgesi sonu. Şimdi yönetim menüsü bitti ya. Biz araç çubuğundayız ama hala. Site Administrator Toolbar demişti ya ilk kapsayıcımız bizim. Bunun devamında ne varmış bakalım. Az önce demiştim kısa yollar ve kullanıcı vardı. Bakalım unuttuğumuz bir şey var mı burada? Kısa yollar değişti düğmesi. Kısa yollarda arkadaşlar buraya kısa yollar ekleyebiliyorsunuz. Ve daha sonra buraya hızlı erişim sağlıyorsunuz. Diyelim mesela içerik ekleme kısmını buraya eklediğiniz zaman siz içerik ekleme linkini bulmaktansa bu kısa yollar bölümüne gelip
genişletip bu alanı. Bu arada şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Toolbar içerisinde hangi bölümü Enter'a basarak genişletirseniz diğer bölümleri kapatmış olursunuz arkadaşlar. Ve siteyi kapatıp açsanız bile en son açılmış olan bölüm etkin olarak karşınıza gelir. Bunu ben hatırlatmış olayım. Burada da eğer ki kısa yollar varsa Enter'a bastığınızda mesela basalım bakalım şu an kısa yol var mı? Default'ta gelenler varmış mı bakalım. Enter. Kısa yollar değişti düğmesi. Trial user defined. Şimdi aşağı inelim. User defined search gezinme bölgesi. Başlık seviyesi. User defined search. User default sources yani varsayılan kullanıcı kısa yolları diyor. Liste tüm ürünler. Link and content. Add content içerik ekle. Link all content. Tüm içerikler. Content all. All content dediği bölüm. Bunlar tabii lokalize edilmemiş Drupalcılar bazılar tarafından. O yüzden burada İngilizce şu anda duyuyoruz bunları. Kısa yolları geçtik arkadaşlar. Bakın yukarı çıkalım şimdi. Menünün, diğer menünün kapanıp kapanmadığını kontrol edelim. Link liste başlık seviyesi. User defined search. Kısa yollar yönet değişti düğmesi. Bakın. Kısa yollar değişti düğmesi. Hemen aşağısında kısa yollar oldu artık. Az önce yönet düğmesi değiştir dediği yerin altında yönet gezinme menüsü vardı. Bu içerik, yapı, görünüm vesaire olan kısmından bahsediyorum. Şimdi orası gizlendi artık. Kısa yollardan sonra ne varmış hemen bakalım. User başta liste, link liste sonu, link kısa yolları düzenle. User defined search gezinme bölgesi sonu, düzenle değişti düğmesi, aile değişti düğmesi. Toolbar items gibi. Evet, düzenle var arkadaşlar. Aile düzenle değişti düğmesi. Bunu söylemeyi atladım. Bunun içerisinde ne olduğunu tam hatırlamıyorum ama bakalım bir. Enter. Düzenle değişti düğmesi. Aile değişti düğmesi. Düzenle değişti düğmesi basıldı. Aile değişti düğmesi. Bunun, evet bak bunun içinde bir şey açılmıyor arkadaşlar bu arada. Düzenle menüsü bölümü ya boş şu anda. Düzenle değişti düğmesi. Değişti düğmesi. Aile değişti düğmesi. Evet düzenle bölümü boş arkadaşlar. Zaten büyük ihtimalle o yüzden hatırlayamadım. Toolbar items. İçinde bir şey çıkmıyor. Bu bölümle ilgili aslında bir araştırma yapıp size bilgi vereyim olmazsa. Zaten bu bölümün içerisindeki kısımlar varsa bile şu an işleyeceğimiz konular kapsamında değil. Aile değişti düğmesi. Aile dediği de arkadaşlar bu arada kullanıcı adımız bizim aile ya. Sizin de kullanıcı adınız neyse burada onu gösterir. Enter'a bastığım zaman da kullanıcı ile ilgili işte oturumu kapatma, hesabı görüntülemek için link falan olması lazım. Onları görüyorsunuz. Enter. Hesabın Basalım. değişti düğmesi. User account actions gezinme bölgesi. Evet, User Account Action yani kullanıcı eylemleri olan bölüm. Kullanıcı hesabı eylemleri diyor. Başlık seviyesi. Liste 3 öğeli. Link profili gör. Profili gör. Link profili düzenle. Profili düzenle. Link çıkış. Çıkış. 3 tane linkimiz var arkadaşlar. Bunlar da kullanıcı ile ilgili o an aktif olan admin hesabı ile ilgili işlemler olan bölüm. Şimdi bizim en başa dönecek olursak asıl giriş yapacağımız yer yapılandırma kısmıydı. O yüzden yönet bölümünü bulacağız. Aile düzenle kısa yollar yönet değişti düğmesi. Enter. Buraya Yönetici gireceğiz. yazısı değişti. Şimdi buradan yapıyı bulacağız arkadaşlar. Yönetici başta list link modül link modüller link görünüm link modül link yapılandı. Modüller yapılandırma düğüm link yapılandırma. Gördüğünüz gibi yapılandırmayı buldum arkadaşlar. Şimdi yapılandırmaya girelim. Biz bu hafta temel site ayarları ile kullanıcı hesapları için yani kullanıcıların sistemimize kayıt olma durumlarının ve buna bağlı birkaç alt ayarlar seçenekler daha var. Onların değiştiriminin nasıl olacağını göstereceğim. İlk başta temel site ayarlarını bulmak için Enter. yapılandırmaya giriyorum. Welcome to aile bir modülü link yapılandırma. Welcome to aile. Girmedi acaba ya da internetim yavaş. Enter uyarı. Hata mesajı. Hata mesajı. Vulnerable problems were detected video Drupal Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bu hata mesajı falan dedi korkmayın sakın. Bunu ben biliyorum. Bu hata değil aslında. Onu açıklayacağım size. Yapılan. Şimdi yapılandırma sayfası karşımıza geldi. Tabii duyduğunuz gibi bir hata mesajı söyledi bize. Ki Drupal genellikle bazı kritik hataları siteye girdiğiniz zaman değil de yapılandırma özellikle yapılandırma sayfasına girdiğiniz zaman size gösterir. Bunun bilgisini vereyim. Ve Drupal'da temel olarak iki tür mesaj bildirimi vardır. Biri durum mesajları, biri hata mesajları, bir de uyarı mesajları da var gerçi. Şimdi hata mesajları ve durum mesajları genellikle menünün hemen altında o an bulunduğumuz sayfanın içerik kısmının hemen üstünde gösterilir. Bir başlık seviyesi olarak da buna erişim sağlanır. Şimdi Drupal ilk yüklendiğinde settings.php diye bir dosyamız oluşmuştu hatırlıyorsanız yani veri tabanının için ayarları yaptığımız dosyadan bahsediyorum. Bu dosyanın içerisinde bizden bir ayar yapmamızı ister. Bu ayar da host adreslerinin Drupal'a belirtilmesi ayarıdır. Bunun gerekliliğini de Drupal şöyle açıklıyor. Yani sitemiz dışarıdan saldırı almasın, başka bir adresten giriliyormuş gibi sitemize erişim sağlatılıp da yani mesela şeyler falan vardır. Özellikle içerik yönetim sistemlerinde bu açıklar kolay bulunup bir şekilde sisteme girip mesela adam engelsiteresi.com'a giriyor ama sanki başka bir
siteye girmiş gibi farklı içerikleri siteye bir şekilde entegre edip çalıştıran böyle bazı korsan yazılımlar var. Bu yazılımların önüne geçmek için de siteye yalnızca aile.engelsizleri.com üzerinden girilebilsin diye bir ayar yapmamızı istiyor bize Drupal. Bu ayar varsayılanda yapılmamışsa da bize bunu hata olarak gösteriyor. İlerleyen zamanlarda da bunların nasıl yapıldığını size göstereceğim. Şimdi gezelim. Solda da yönetimde ise başlık seviyesi 3. Başlık seviyesi olduğu için arkadaşlar Drupal'ın birçok yeri H harfi ile ben hızlı hızlı geziyorum menüleri. Bunları zaten çok detaylı anlatmama da gerek yok. Yapılandırma başlık seviyesi 1. Yönetimde yapılıp sayfa yolu başlık hata mesajı başlık seviyesi 3. Bakın hata yolu dedi. Hata mesajı dedi arkadaşlar. Aşağı inelim bakın ne diyecek. Var mı hata olduğunuzu öğretecekte video Drupal'ı installatıyorum. Çekil. Diyor ki Drupal kurulumumuzla ilgili bazı sorunlar tespit ettik diyor. Link status report. Diyor ki bunun için diyor durum raporunuza göz atabilirsiniz diyor. For more information. Daha fazla bilgi için bunun için durum raporunuza göz atın diyor. Link açıklamaları bizde. Boş. Tabi burada eğer durum raporuna gidecek olursak da dediğim gibi settings.php'nin içine şunu şunu yapın diyecek bize. O yüzden bu uyarıyı şu anlık geçiyorum. Kullanıcı arayüzü başlık seviyesi 3. Şimdi arkadaşlar burada yapılandırma menüsünde işte az önce demiştim ya her sayfanın alt bölümleri de var diye. Yapılandırma menüsünün altındaki diğer bölümleri göreceğiz başlık halinde. Bu başlıkları gezelim. Nelermiş mesela? Kişiler başlık seviyesi 3. En başta kişiler var arkadaşlar. Sonra kullanıcı arayüzü başlık. Kullanıcı arayüzü var. Biz bu hafta sadece kişiler bölümü ile sistem bölümünde bulunan iki tane seçeneği inceleyeceğiz bu arada. Devam edelim. Arama ve metadata başlık seviyesi. Arama ve metadata diyor. Bunların her hafta arkadaşlar bölüm bölüm bu arada anlatacağım sizlere. Şu an geçiyorum ama. Medya başlık seviyesi. Medya. Web hizmetleri başlık. Web hizmetleri. Sistem başlık seviyesi. Sistem bizim biraz sonra geleceğimiz yer. İçerik yazma başlık. İçerik yazma. Geliştirme başlık seviyesi. Geliştirme. Bölge ve dil başlık. Bölge ve dil. Başa dön. Tuğla. Bu kadar. Şimdi. Sonra geliştirme içerik yap. Sistem web hizmeti. Sistem başlık. Sisteme geldik arkadaşlar. Şimdi sistem başlık seviyesi dedi ya. Aşağılıkla indiğim zaman bir sonraki başlık seviyesi bölümüne kadar sistem ile ilgili default olarak gelmiş olan ayarlara erişim sağladığımız bağlantıları göreceğiz. İnelim bakalım. Basic site settings yani temel site ayarları bölümü linki var. Site adını, e-posta adresini, sloganı, ön tanımlı ana sayfayı, sayfa başına kaç içerik görüntüleneceğini, katı sayfalarını değiştirin. Bakın burada zaten altlarında da açıklamalarını yazıyor arkadaşlar. Link önemsel görev. Dönemsel görev diyor mesela ikinci seçenek olarak. Otomatik site bakım görevlerini yönelt. Şimdi biz temel site ayarlarına gireceğimiz için yukarı okla tekrar dönemsel site adını e-posta basic site settings. Basic site settings dediği bölüme yani aşağısındaki site adını e-posta açıklama kısmı da var ya arkadaşlar buraya da enter bastığınız aynı yere girersiniz. Basic site settings. Bu dediği yerde bastığınız aynı yere erişim sağlayabiliyorsunuz bu arada. Girelim. Enter. Basic site settings aile kural yönetimde yüzü olduğunu. Şimdi arkadaşlar dedim ya Drupal kurulumunda bizim bazı belirlemiş olduğumuz ön tanımlı ayarları buradan değiştireceğiz diye. Şu anda bir form geldi karşımıza. Drupal'ın bazı konfigüre edilebilen sayfalarında konfigürasyonları sekmelere ayırıyor sistem. Bunlara Drupal genellikle yatay sekmeler ve dikey sekmeler adını veriyor. Bazı ayarlarda ise yapılandırma sayfalarında ise bu sekmeler hiç olmuyor. Şimdi biz sekmelerin olup olmadığını da başlıklar haline gezerek görüyoruz. Ki burada bir sekme mantığı olmasa gerek. Gezelim şimdi bir hele. Basic sayfa yolu başlık seviyesi başa dön. Tuğla yönetimde ise baş. Basic sayfa yolu başlık seviyesi. Evet. Sayfa yolu dediği yeri aslında bir süre sonra kapatıyorum. Burası çok dolaşımı zorlaştıran bir bölüm aslına bakarsanız. Bunu da ilerleyen derslerde yapı bölümünde bloklarla ilgili çalışırken göstereceğim sizlere. Şu anda sayfa yolu dedikten sonra başka bir başlık olmuyor. Tekrar başa atıyor bizi ekran okuyucu. Yani sekme yapısı şu an burada yok. Biz biraz sonra kişiler tarafına girdiğimiz zaman bir bakalım orada sekme bölümü var mı? Varsa onun da yapısını size göstereceğim. Liste girilmiş link ana sayfa. Kapı çift link bölü. Kapı çift link. Kapı çift link. Liste sub sayfa yolu gezinme bölge. Ana bölge. Site ayrıntıları değiştir düğmesi basıldı. Yusya skill. Evet şimdi gelelim konfigürasyon sayfalarındaki diğer bir ayrıntıya. Bu Drupal 8'de beraber daha çok gelen bir özellik aslında. Şimdi bazı yapılandırma bölümlerini türlerine göre ayırmışlar arkadaşlar. Biraz daha kolaylık olması açısından. Bunları pop-up dediğimiz açılabilir, kapatılabilir ya da drop-down diyebiliriz bir diğer adıyla. Bölümlere ayırmışlar. Bu bölümlerde düğme düğme gözüküyor. Mesela şimdi bakın. Ana bölüm site ayrıntıları değiştir düğmesi basıldı. Bakın site ayrıntıları değiştir düğmesi basıldı.
Basılı demesi aslında ekran okuyucunun bu şu an bu bölümün genişletildiği Engelsiz anlamına iletişim kutusu. buranın bu bölümün genişletildiği anlamına geliyor arkadaşlar. Eğer ki Ana bölge site ayrıntıları değiştir düğmesi. site ayrıntıları değiştir düğme deseydi, sonunda basıldı demeseydi bu düğmenin şu an etkin olmadığını anlayacaktık ve aşağısında herhangi bir öğenin olmadığını anlayacaktık. Devam ediyorum. Site adı. Sorumlu yazınız aile. Bakın site adı aile. Birinci yapacağımız yapı değiştirebileceğimiz bölüm. Slogan. Yazınız. Slogan. Slogan da arkadaşlar sitenin temasına göre değişiklik gösterir. Sitenin belli bir yerinde gösterilecek ön tanımlı bir metin buraya yazabiliyorsunuz. Bunu isteğe bağlı olarak ister yazabilirsiniz, isterseniz boşta bırakabilirsiniz. Kullanılan temaya göre de sloganın nerede gözükeceği değişebilir. Bunun nasıl kullanılacağı sitenizin temasına bağlıdır. Bakın zaten açıklaması da aşağısında gösteriliyor. E-posta adresi. Sorumlu yazınız mail@engelsizresim.com. Burada sitemizin ana e-posta adresi, kullanıcı adresi, kullanıcı hesabının değil arkadaşlar. Dikkatinizi çekiyorum. Sitenin. Yani site tarafından gönderilecek mailler vesaire ve bu mail üzerinden gönderilecektir. Onu burada belirlemiş oluyoruz. Kayıt sırasında yeni parol ve istekleri ve diğer bildirimler için gönderilen otomatik e-postalardaki kimden adresi, bu e-postanın istenmeyen e-posta olarak işaretlenmesini önlemek için sitenizin alan adıyla biten bir adres kullanın. Gördüğünüz gibi zaten açıklamasında veriyor. Ön sayfa değiştir düğmesi basıldı. Yusyal Skel Arta. Ön sayfa değiştirilmesi basıldı dedi arkadaşlar gördüğünüz eğer. Burası da genişletilmiş bir durumda yani demektir. Aşağı iniyorum şimdi. Ön sayfa ile ilgili ayarlar arkadaşlar. Ön tanımlı ana sayfa. Bölü aile.engelsizresim.com. Ön tanımlı ana sayfa dediğimiz bölüme geldik. Şimdi bu ne demek? Siteye giriş yapıldığı zaman ilk başta kullanıcıların karşısına çıkmasını istediğimiz sayfayı buradan arkadaşlar yolu ile belirtiyoruz. Bunun için de içerik kısmından daha önceden bir sayfa oluşturmamız gerekiyor ki bu sayfayı adresi olarak da buraya yazalım. Bu durumda sizin sitenize giriş yapıldığı an burada belirlemiş olduğunuz sayfa ana sayfa olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor ve aynı zamanda ana menüden ana sayfa linkine tıklandığı zaman da bu sayfaya sizi sistem yönlendiriyor. Burada bunu belirliyoruz. Yazınız bölümü. Slash no name olarak geliyor varsayılanlar arkadaşlar. Bunların sebeplerini de daha sonra söyleyeceğim sizlere. Çünkü bu da yapı alt menüsündeki görünümler modülünün içerisinde bulunan bir view isminden kaynaklanıyor. Pardon, view'un yolundan kaynaklanıyor. Onları anlatacağım sizlere. Optional. Optional. Bunu isteğe bağlı diyor. Şimdi bir de hata sayfaları var arkadaşlar. Hata sayfaları dediğimiz bölümde sitenin şimdi web sunucularının durumlara göre farklı hata kodları ve bu hata kodlarının sebeplerinin açıklamalarını gösterdiği böyle hata sayfaları oluyor. İşte 404 sayfa bulunamadı falan gibi. İşte 403 forbidden erişimi engellendi falan. Bu sayfaların içeriklerini özelleştirmek için siz yine bu işte 404 hatası çıkarsa bunu göster, 403 çıkarsa bunu göster şeklinde özel sayfalar oluşturup bunları burada tanımlayabiliyorsunuz. Bu şekilde kullanıcılarınız klasik hata sayfaları yerine sizin yeniden tasarladığınız belki daha ayrıntılı hatta mesajları ve geri dönüş bildirimleri mesela göstermek istiyorsunuz. Bunları hazırlayıp buradan ön tanımlı olarak ayarlayabiliyorsunuz Ön arkadaşlar. tanımlı 403 erişim engellendi sayfası. Bakın ön tanımlı 403 erişim engellendi diyor. Yazınız. Şu an boş. İstenilen belge onu isteyen kullanıcıya kapalıysa bu sayfa görüntülenir. Düz bir erişim engellendi sayfası görüntülemek için boş bırakın. Ön tanımlı 404 bulunamadı sayfası. Ön tanımlı 404. Yazınız. İstenilen belge ile eşleşen bir içerik bulunamadıysa bu sayfa görüntülenir. Düz bir sayfa bulunamadı sayfası görüntülemek için boş bırakın. Yapılandırmayı kaydet düğmesi. Ve yapılandırmayı kaydet bölümü var arkadaşlar. Artık burada istediğiniz değişiklikleri yapıp yapılandırmayı kaydet düğmesine bastıktan sonra ise ayarlarınız kaydediliyor. Mesela biz şimdi bir ayar değiştirmedik ama şunu yapalım. Slogan kısmına bir şey yazalım. Site adı yazıp slogan yazınız. E-tür. Ne yazalım buraya? Yine aile yazalım olmazsa. A, L, E. Sanat. Ve B ile yapılandırmayı kaydet bulup enter yazalım. Ön sayfa, hata sayfa yapılandırmayı kaydet bilmesin. Enter. Basic site settings aile. 6 bölge, 5 başlık ve 27 link. Sıra yönetim menüsü ol. Basic. Şimdi sitenizin ayarlarının kaydedilip kaydedilmediğini check etmemiz gerekirse eğer H'ye basarak hata mesajı veya durum mesajı diye bir bölüm olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun içinde zaten iki tane opsiyon var. Ya hata vermiştir ya ayarlar kaydedilmiştir. Ayarlar kaydedilmişse genellikle durum mesajı şeklinde gösteriliyor. Kaydedilmemişse hata mesajı olarak gösteriliyor.
H'ye basarak geziyorum. Tolga Rap Yönetim B88 sayfa yolu durum mesajı başlık seviyesi için. Bakın durum mesajı diyor. Aşağı iniyorum şimdi. Yapılandırma seçenekleri kaydedildi. Site ayrıntıları değiştir düğmesi basıldığınız yaz. Gördüğünüz gibi ayarlarımız kaydedilmiş oldu. Şimdi sitenin temel ayarları bu şekildeydi. Şimdi bir de kullanıcı hesapları için kullanıcı hesabı ayarlarına bakacağız arkadaşlar. Bunun için şimdi tekrar yapılandırma bölümüne gideceğim ve oradan kullanıcılar başlığı altında bulunan kullanıcı hesapları ile ilgili olan ayarların neler olduğuna bakacağız hep beraber. Basic. Aynı site tool baş bir link, bir baş list link, modül link, modüller link görünüm. Link girilmiş daralt yapıp liste 10 veya link kişiler. Modüller link, list daralt girilmiş link yapılandırma. Enter. Yapılandırmaya giriyorum arkadaşlar şimdi. Yarı. Hata mesajı. Hata mesajı. Tabii bu hata mesajı her yapılandırmaya girdiğinde çıkacak arkadaşlar. Settings.php üzerinde ilgili host isimlerini belirtmediğim sürece çıkacak. Yapılandır. Hemen hele kişileri buluyorum. Doğrudan yönetim yapılandır. Sayfa yolu hata mesajı kişiler başlık seviyesi 3. Evet. Şimdi kişilerin altında arkadaşlar bakalım neler var. Liste bir önemli. Link hesap ayarları. Hesap ayarları. Yani kullanıcıların sistemimize kaydolması için ne şekilde kayıt işlemi yapılabilsinler. Bunları belirliyoruz. İşte e-postayı doğrulaması gereksin mi, gereksin mi, gerekmesin mi? Kullanıcılara işte hesap oluşturdukları zaman ne gibi bir mail geri dönsün sistem tarafından otomatik olarak. Bunları buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Configurable options hesap ayarları. Girelim hesap ayarlarına. Yapılandırma aile Google Chrome. Anadolu 2 kişiler. Hesap ayarları aile Google. Evet. Hesap ayarları aile. Şimdi bakalım burada sekme mantığı var mı? Solda yönetim hesap ayarları da birinci sekmeler başlık seviyesi için. Gördüğünüz gibi birinci sekmeler kısmını duyduk. Az önce yatay dikey demiştim ve bir de birinci ikinci sekmeler bölümü var. Şimdi arkadaşlar burada birinci sekmelerde bakalım neler var ve nerenin etkin olduğunu bize ekran okuyucu söylüyor mu? Birinci sekmeler gezinme bölgesi. Primary tabs display toggle düğmesi. Tabs, primary tabs display toggle. Liste dörtüler, girilmiş link ayarlar etkin sekme. Liste girilmiş aç parantez ayarlar. Ayarlar aç parantez etkin sekme diyor. Bunlar işte sekme sekme bölümler. Her sekmeye enterladığımız zaman ilgili sekmeyle ilgili seçenekler görüntüleniyor. Link alanları yönet. Alanları yönet. Link form görünümünü yönet. Form görünümünü yönet. Link görünümünü yönet. Görünüm yönet. Liste sonu. Bölümleri var arkadaşlar. Biz şu anda sadece link ayarlar kısmına bu hafta için bakacağız. Diğerleriyle ilgili de sizlere temel olarak bir ön bilgi vereceğim. İlk önce ayarlara bakalım. Hiç girmemize gerek yok ki. Zaten birinci sırada ayarlar sekmemiz açık olarak geliyor. Ve aşağıya doğru indiğim zaman ayarlarımızı göreceğiz. Link 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 liste birinci sekmeler gezinme bölge sekme sayfa yolu bir başlık sayı. Liste girin kapı link kapı girin kapı link iş liste sonu. Sayfa yolunu geçiyor. Sayfa yolu ana bölge. İletişim ayarları değiştir düğmesi basıldı. Yusyal skill artı atar. Evet, iletişim ayarları basıldı diyor. Yani az önceki gibi düşünün. Her yapılandırma sayfasında aşağı yukarı bu sistem bu şekilde çalışıyor. Yani drop down şeklinde düğmeler var. Bu düğmelere basıldığı zaman ise aşağıda içerikler geliyor. Enable the personal contact form by default form users onay kutusu işaretli. Bu ayarı değiştirmek mevcut bu ayarı değiştirmek mevcut kullanıcılara etkilemez. Şimdi arkadaşlar ne diyor? İngilizce burası kalmış. Enable the personal contact form by default form new users bu ayarı. Diyor ki yeni kullanıcılar için varsayılan iletişim formunu etkinleştir diyor sanırsam. Bir emin olalım. Enable the boyer, enable the baş, boşluk, seçildi. Enable iletişim ayar, enable seçildi. Onay kutusu işareti, enable the personal contact form by default form new users. Yeni kullanıcılar için kişisel iletişim formunu varsayılan olarak etkinleştirme. Evet, Google'da çevirdik arkadaşlar JavaScript eklentisiyle. Aynı şekilde duydum. Bunu işaretlersek, kullanıcılar da kendi arasında iletişim formunu kullanarak doğrudan kullanıcının adına bir form oluşturabiliyor arkadaşlar. Yani ben mesela sistemimdeki kullanıcılar arasında iletişimin sağlanması için bir hani anormallik bir durum görmüyorsam bunu etkinleştirebilirim. Ama kullanıcılar aslında yine birbirlerini listeleyemiyorlar. Sadece kullanıcı adlarını biliyorlarsa falan işte iletişim kurabiliyorlar veyahut da arada bir iletişim kurabilmeleri için mesajlaşma sistemi gibi bir sistem entegre etmeniz gerekecektir sisteme. Ama bunu işaretlerini kaldırırsanız kullanıcılar birbirlerine kesinlikle iletişim kuramazlar sistem üzerinde. Enable bu ayarı. Şimdi geçiyorum burayı. Konu kullanıcılar değiştir düğmesi basıldı. Bu ayarı değiştirmek mevcut kullanıcıları etkilemez. Bu diyor ki, bu ayrıca duyduğunuz gibi diyor ki bu ayarı değiştirmek mevcut kullanıcıları etkilemeyecektir. Yeni kullanıcılar için. Yani bundan sonra sistemimize üye olacak olan kullanıcılar için bu ayar etkili olacaktır. Konuk kullanıcılar değiştir düğmesi basıldı. Konuk kullanıcılar yani sistemimize üye olmayan kullanıcılarla ilgili ayarları
Burada göreceğiz arkadaşlar. Bakalım basıldı diyor mu? Yani genişletilmiş durumda mı? Bu ayakkabı kullanıcılar değiştirir düğmesi basıldı. Evet, genişletilmiş durumdaymış arkadaşlar. Geçiyoruz aşağıya doğru. İsim. Sorumlu yazınız konuk. İsim konuk. Buradaki isim sitemize üye olmadan giriş yapmış kullanıcıların, örnek veriyorum, sitemizdeki bir içerik hakkında yapacakları yorum var ve biz bu yorumları herkes tarafından yapılabilir hale getirdiğimizi varsayalım. Sitemize üye olmadan da mesela bir yazı yazılabildiğini düşünelim. İşte burada kullanıcıların isimleri o yayınlanan yorumların üzerinde konuk olarak gözükecekmiş. Mesela biz buraya ziyaretçi, konuk, misafir, işte istediğimizi kafamıza göre yazabiliriz. Bunu geçiyorum. Konuk kullanıcıları belirtmede kullanılacak isim. Yönetici rolü değiştir düğmesi basıldı. Yusyal skill artı alt artı mevcut olur. Tokun çoğul denemek. Şimdi yönetici rolü diyor. Buraya bakalım. Yönetici rolü. Açılı kutu yönetici. Şimdi arkadaşlar sitemizde kullanıcıların rolleri var. Rolden kastım ne? Aslında bu birçok sistemde kullanılan bir yöntem. Bilgisayarımızda bile mesela biz bilgisayarımızı kullanırken kullandığımız bilgisayarda oturum açan kullanıcının türüne göre yetkilere sahip oluruz. Kimi mesela kurumlarda kullanıcıların bilgisayarlar üzerine, sistemler üzerine değişiklik yapmasını engellemek için işte standart kullanıcı gibi roller tanımlarlar veyahut da yönetici kullanıcılar, işte yarı yönetici haklarına sahip olan gibi falan. Şimdi Drupal'da ise aynı durum söz konusu olmakla birlikte siz mesela sitenize işte yazı yayınlayabilecek kadar, içerik ekleyebilecek kadar ya da belli işlemleri gerçekleştirebilecek kadar yetkili kullanıcılar oluşturmak isteyebiliyorsunuz. Bunun için de önce bir rol oluşturuyorsunuz ki varsayılan da 3 tane rolümüz vardır. Biri administrator rolü, yani yönetici rolü, diğeri kayıtlı kullanıcı rolü, bir diğeri de konuk kullanıcı rolüdür arkadaşlar. Konuk kullanıcılar yalnızca kaydedilmiş, paylaşılmış, yayınlanmış içeriklere erişim sağlayabilirler. Hiçbir yerde bir yayınlama hakları yoktur. Hiçbir yerde yorum yapamazlar ki bunlara siz izin vermediğiniz sürece. Bunlar çünkü değiştirilebiliyor. Kayıtlı kullanıcılar ise yine sizin tarafınızdan belirlediğiniz içerikleri yayınlayabilme, yani bu yorum vesaire veya belli sayfalara, yine sizin tarafınızdan izin verilmiş olan sayfalara erişim sağlayabilme izinlerine sahip oluyorlar. Ama admin rolü ise, yani yönetici rolünde bulunanlar ise normal sizin girdiğiniz yönetim sayfalarının tamamına erişim sağlayan roller oluyor. Şimdi işte burada siz yönetici rolünü değiştirebiliyorsunuz. Yeni bir rol tanımlayıp mesela onu bundan sonra tek yönetici ve o gruba dahil olanlar, yani o role dahil olmuş olan kullanıcıların yöneticilik hakkına sahip olduğunu falan buradan değiştirebiliyorsunuz. Zaten şu an bir tane adminin haklarına sahip olan rolümüz var. Bakalım burada değiştirebiliyor muyuz bunu? Yönetici rolü. Açılı kutu yönetici. Enter. Ana bölge. Yönetici rolü açılı kutu. Yönetici. Direklenti etkinleştirildiğinde bu rol otomatik olarak yeni izin yaratılacaktır. Bu ayarı değiştirmek mevcut izini de etkilemez. Sanat ise. Gördüğünüz gibi zaten eklenti de eklenmediği için şu anda bu şekilde bir şey yok. Sadece tek bir seçenek var arkadaşlar. Direklenti etkinleştirip kayıt ve iptal değiştirdiğinde basıldı. Şimdi yani buraya geçiyor şu an çünkü zaten bir tane yönetici rolü var. Biraz sonra sizlere yönetici rolleriyle ilgili bölümde göstereceğim zaten. Geçelim. Kim hesap başvurusu yapabilir, grup başlandırır. Evet. Kayıt ve iptal değiştirir. Kayıt ve iptal diyor arkadaşlar. Buraya bakalım hızlıca. Yani bir sitemizde yeni bir kişi nasıl kayıt olabilir? Kayıt olmuş bir kişi nasıl hesabını iptal edebilir? Veya iptal olduğu zaman neler olmalı? Nelerin olmasını istiyoruz? Bunları belirliyoruz. Şimdi hızlıca geçelim. Kim hesap başvurusu yapabilir, grup başlandırır. Kimler hesap başvurusunda bulunabilir diyor. Geçelim bakalım. Sadece yöneticiler seçim düğmesi işareti değil. Sadece yöneticiler. Yani sitemizi tamamen kullanıcı kayıt işlemine kapatmak için bunu işaretleyebiliriz arkadaşlar ki işaretleyelim. Boşluk. Kim hesap başvurusu yapabilir? Sadece yöneticiler seçim düğmesi işareti. Bakalım başka ne var? Ziyaretçiler seçim düğmesi işareti değil. Ziyaretçiler dersek herkes hesap başvurusunda bulunabilir anlamına geliyor. Ziyaretçiler ama yönetici onayı gerekir seçim düğmesi işareti değil. Zaten anlaşılıyor arkadaşlar. Ziyaretçiler ancak yönetici onayı gerekir. Bunu yaparsak kullanıcı üye olur ama sisteme giriş yapamaz ki yönetici bunun hesabını etkinleştirene kadar. Grup sanım. Şimdi buradan biz sadece yöneticiler dedik sitemizin kullanıcı kayıt işlemini şu an için kapatmak istediğimiz için. Grupları ve e-mail verification ve nadesit olacağı ayet yazanlık kavut olmak kutusu işareti. Diyor ki arkadaşlar kayıt işlemi için hani mail doğrulama işlemi gereksin diyor. Bunun hatta tam Türkçesine çevirisine bakalım. Seçilir. Onay. Bir ziyaretçi bir hesap oluşturduğunda e-posta doğrulaması iste. Gördüğünüz gibi yani ziyaretçi hesap oluşturduğunda hesap doğrulaması istensin mi? Bu durumda kullanıcıya bir link gönderiliyor. Bir linke tıklayarak hesabını onaylaması gerekiyor.
Şimdi buraya da geçelim. Evet. Buradaki yukarıdaki açıklama bu arada şu arkadaşlar. Şimdi normalde Drupal'ın bu tabii daha sonra eklentiyle değiştiriliyor ama Drupal'a üye olduğunuz zaman şifrenizi belirlemiyorsunuz. Daha sonra hesap onaylandıktan sonra siz tekrar sisteme giriş size gönderilen linkle giriş yaptığınız zaman şifre oluşturma sayfasına erişiyorsunuz ve şifrenizi oluşturduktan sonra hesabınız tamamen etkinleşmiş oluyor. Burada onun yarısını veriyordu yukarıda bu arada. Şimdi geçiyorum. Enable password strength. Indicator onaylıktır. Enable password. Enable password strength. Strength. Indicator. Indicator. Bu sözden parolanın güçlük durumunu göstergeci görüntülensin mi, görüntülenmesin mi buradan seçiyoruz. İşaretli ise görüntüleniyor sanırsam. Çevirelim yine de. Şifre gücü göstergesini etkinleştir. Şifre gücü. Evet, dediğim gibi. Tabii bu şeyi de kapsıyor sanırsam arkadaşlar. İki parola birbirine uyudu mu uymadı mı vesaire gibi. O göstergeler burada gözüksün mü gözükmesin mi? İşte diyor ya mesela şifreniz çok güçlü falan ya da işte daha şunları şunları kullanır. İşte virgül nokta ekleyin falan gibi öneriler gösteriliyor ya. Bunlar işte bunu işaretini kaldırırsanız bunlar gözükmüyormuş. Şu anda işaretli durumda. Hesabı iptal et ve içeriklerini sakla. Seçim düğmesi işaret. Bir kullanıcı enable password 0. Bir kullanıcı hesabını iptal ederken grup başlandırır. Buradaki ayarlar bitti. Şimdi ikinci, şey, üçüncü pardon bölümümüzde. Kullanıcı hesabını iptal ederken ne olsun? Bakın seçenekler zaten Türkçe olarak apaçık ortada. Hesabı iptal et ve içeriklerini sakla. Hesabı iptal et ve içeriklerini sakla. Bu durumda içerikler saklanıyor ama kullanıcı siliniyor. Hesabı iptal et ve içeriklerini yayından kaldır. Hesabı iptal et ve içerikleri yayından kaldır. Bu da içerikleri aslında veri tabanında tutuyor ama yayından kaldırıyor. Yani o anki sitede kimse, hiçbir ziyaretçi bunları göremiyor. Siz sadece admin sayfasından o kullanıcının içeriklerini görebiliyorsunuz. Hesabı sil ve içeriklerini kullanıcısına bağla. Seçim hesabı sil ama bu içeriklerin hangi kullanıcı tarafından, yani mesela Uğur diyelim buradan biz sildik. Ama Uğur'un yazdığı yazılar vardı. Artık o yazıların hepsi yine sitede yazmaya devam eder ama yazarlar, yazar kısmında konuk yazar veya misafir yazar. Neyse artık hani o az önce site yapılandırma tarafında konuk kullanıcılar için isim belirliyorduk ya, oradaki isim yazar. Yüzdesi bir hesap iptal etme yöntemini seçin, o kullanıcıları yönelt. Hesabı sil ve içerikleri yüzdesi bir hesap iptal etme yöntemini seçin. Yüzdesi bir hesap iptal etme yöntemini seçin, or kullanıcıları yönelt. Permissions. January with real permissions. Yüzdesi bir hesap iptal etme. January with this default method. Burada çok ilginç bir şey yapmışlar. Ya Türkçe ya İngilizce gösteriyor niyeyse. Grup sonu. Notifikasyon on email. Orada bir uyarı var ama bu arada şey değil hani, bu ayar değil orası. Yüzdesi. Notifikasyon on email adres. Notification email adres diyor arkadaşlar. Bu da sitemizin kullanıcılara e-posta gönderirken kullandığı e-posta adresini yazın diyor ama burada zaten biz sitenin temel ayarlarında belirlediğimiz adresimiz vardı ya. O zaten kullanılıyor ama istersek burada yazabiliyoruz. Yazalım isterseniz. Bu durumda buraya yazdığımız mail kullanılır arkadaşlar. Üyelik işlemlerinde sistem maili kullanılmaz. Çünkü sistem maili yalnızca üyelik işlemleri için değil, daha farklı eklentiler için de kullanılan bir mail adresi olduğu için ne? Buraya ayrı bir şey de yapabiliriz mesela. Şimdi geldik diğer kısma. Burası önemli bir kısım aslında. Hani demişim ya arkadaşlar sizlere, burada kullanıcılar sisteme kayıt oldukları zaman kullanıcılara gönderilen mailler var diye. Bu mail şablonları buradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar ve 9 tane mail şablonumuz var. Bunlar nelermiş hemen bakalım. Aynı sayfa bağlantısı hoş geldiniz yönetici tarafından oluşturulan yeni kullanıcı etiketleme. Bakın hoş geldiniz yönetici tarafından oluşturulan yeni kullanıcı. Yani siz sisteme girdiniz, birini üye yaptınız ve kullanıcıya bir mail gönderiyor sistem. Bu mailin içeriği ne yazsın? Bunu buradan değiştiriyorsunuz. Burada sekme halinde bunlar bu arada. Şu anki bunun etkin olduğunda zaten ekran okuyucu söyledi. Devamına bakalım neler var. Aynı sayfa bağlantısı hoş geldiniz onay bekleyen. Hoş geldiniz onay bekleyen. Yani kullanıcı sisteme üye olmuş ama henüz admin tarafından onaylanması gerekiyor hesabının. Aynı sayfa bağlantısı admin user writing approval. Diyor. Aç parantez user. Admin. Aç parantez user. Writing. Approval kapa parantez. Baş. Seçildi. Çeştirelim bakalım. Yönetici kullanıcı onay bekliyor. Yönetici tarafından kullanıcıya onay beklediğine dair mail giriyormuş burada da. Ben şimdi bunu daha yeni çevirdim. Aynı sayfa bağlantısı hoş geldiniz. Aynı sayfa bağlantısı hesap etkinleştirme. Aynı sayfa bağlantısı hoş geldiniz onay gerektirmeyen. Hoş geldiniz onay gerektirmeyen. Bu doğrudan kullanıcı sisteme üye olmaya hakkı var diyelim. Hiç bizim onaylamamıza gerek yok.
Doğrudan kullanıcıya hoş geldin maili gidiyor buradan. Aynı sayfa bağlantısı hesap etkinleştirme. Hesap etkinleştirmesi de hani onay bekleyen kullanıcıya tekrar hesabı onaylanınca mail gidecekmiş. Onun içeriği. Aynı sayfa bağlantısı hesap engellenme. Hesabı engellendiği zaman kullanıcının buradan kullanıcıya yine mail gidiyor. Aynı sayfa bağlantısı hesap iptal onayı. Hesabını iptal etmek istedi diyelim kullanıcı. Buradan ona onay gidecek. Hani hesabını iptal etmek istedin falan işte onaylıyor musun gibi. Aynı sayfa bağlantısı hesap iptal edildi. Hesabı tamamen iptal edildiği zaman gidecek olan mail. Aynı sayfa bağlantısı parolu kurtarma. Parolu kurtarma yani şifre değiştirme, şifremi unuttum kısmından giden mailin içeriği. Liste sonuç. Şimdi biz birine enterlamamız lazım. Zaten en baştaki açık aslında ama şifreyi... Aynı sayfa bağlantısı parolu kurtarma. Parolu kurtarmayı yapalım bakalım. Aynı sayfa. Şimdi buradan hangi sekmeyi enterlarsak arkadaşlar aşağıda bir yazım alanı var. O yazım alanına o eylemle ilgili yani bunlar her biri bir eylem sonrasında gönderecek e-posta ya. Bu e-postaların içeriklerinin olduğu metinler yazım alanı şeklinde çıkıyor. Konu yazınız. Zıplayın. Bakın konu kısmı önce mailin konusu. Konu yazınız. Zıplayın. Sonucu bir information for user. Display normal site. Name. Şimdi burası İngilizce gördüğünüz gibi ve burada şimdi bir ayrıntı var. Sizden ondan bahsetmek istiyorum. Maillerin içerisinde mesela diyor ki merhaba Uğur Gürbüz. İşte sistemimize ugur.gurbuz.gmail.com adresiyle üye oldunuz. İşte teşekkür ederiz. İşte aile.engelsizleşim.com ekibi. Burada sistem bizim mailin kime gönderdiğimizi bilemez ya. Sistem otomatik olarak maili gönderiyor. Bunun için değişken dediğimiz arkadaşlar variable yani yazılım tarafında variable dediğimiz olay kullanılıyor. Bunun Drupal tarafındaki terimsel karşılığı da token'dir. Token kullanıyor yani burada. Bu tokenler de aslında Drupal'ın web sitesinde var. Biz tokenler konusuna ilerleyen derslerde daha detaylı gireceğiz. Çünkü bunları sadece bu maillerde kullanmıyoruz. Biz içerik oluştururken bile kimi zaman token kullanabileceğiz, variable kullanabileceğiz. Ve Drupal'ın temel sistem tokenleri var. Bunları da göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Sadece burada tokenlerin yazılışlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu variable'ların yazılışlarında köşeli parantezde miydi? Büyük parantez. Şimdi şeye göre değişiyor aslında. Tokenlerin de mesela bir standart tokenler var köşeli parantezde yazılan. Bir de biraz daha onu ilerleyen derslerde göreceğiz. Views dediğimiz görünümler dersi var ilerleyen haftalarda. Mesela onların içinde bizim neydi o? Tweak. Doğru. Tweak dediğimiz bir kodlama yapısı kullanıyor Drupal. Orada kullanılan değişkenler var. Orada iş biraz daha farklı. İki tane büyük parantez falan yazıyorsun başına. Şimdi bakalım burada ne yazmışlar konu kısmında. Replacement. Login. Information. For aç köşeli parantez. For. Bakın aç köşeli parantez diyor şimdi. Bakın. Boşluk. T. O. R. Boşluk. Aç köşeli parantez. U. S. E. R. İki nokta. U. S. P. L. A. Y. T. R. N. A. M. E. Kapı köşeli parantez. Boşluk. Evet. Bakın arkadaşlar iki köşeli parantez arasında bir ifade var ve bu ifadenin arasında bir yerde de iki nokta var. User iki nokta display alt tire name diyor. Burada arkadaşlar tokenimizin bağlı olduğu ana modülümüzün adı user. User iki noktadan sonra belirtilen display name de kullanıcının görünen adı kısmı. Yani burada diyor ki kullanıcının görünen adını yani Uğur Gürbüz'ü buraya otomatik olarak yerleştir. Yani konunun içerisine diye şeklinde. Kapı tuş boşluk A. T boşluk. Evet. Aç köşeli parantez. Aç köşeli parantez. S. T. E. İki nokta. N. Site. İki nokta. İki nokta. N. A. M. E. Kapı tuş boşluk. Name. Boş. Yani burada diyor ki site name'de mesela bizim aile ya. Diğer tarafta da Uğur Gürbüz diye. Sanki oraya bir kısma Uğur Gürbüz bir tarafa da aile yazmışız gibi sistem bunları otomatik olarak yerine koy anlamına geliyor bu tokenler. Seçildi. Şimdi burayı kopyalayalım mesela ve başka bir yerde bir yazıp yerlerine yerleştirip bir Türkçe'ye çevirelim bakalım konumuz neymiş. Buraya aile yazalım. Buraya da Uğur yazalım. Uğur Atayla için yedek giriş bilgileri. Boşluk yapıştırıldı. Boş esnek. Bu yanlış çevirdi ama size söyleyeyim arkadaşlar. Windows R. Replacement login information for Uğur Atayla. Boş aile at u for info login. Replacement. Replacement. Seçim. Değiştirme. Boş.
Boş. Boris Mek. Yani aslında bu şey demek istiyor arkadaşlar. İşte aile web sitesindeki parola değiş, yani kullanıcı giriş bilgilerini değiştirme için onay e-postası gibi bir şey sanırsam. Şimdi biz buraya aslında tamamen kişiselleştirebiliriz. Hesap ayarları dahil. Ne yazalım mesela? Sanal kısım. Konut. Yazılı Enter. Şuradaki Konut. tokenleri kopyalayalım. Onları silmeyelim. Çünkü yazılışları harfleri, büyük küçük harfleri çok önemli bunların. Login. Info. Forex. Forex. Köşeli para. Boşluk. Aç köşe. Aç köşe. Boş. Aç köşe. Şu boşluk. U. S. E. R. 2. N. T. I. S. K. L. A. Y. T. N. A. M. E. Kapı köşeli para. User display name ile boşluk. A. T. Boşluk. Et. T. A. kısımlarını siliyorum. Boşluk. Boşluk. Aç köşe. S. I. T. E. 2. N. A. M. E. Kapı boş. Site name kısımları kaldı. Yani şu an sadece tokenlerimiz yazıyor sayfada. Biz buraya ne diyelim? Sitenin başını ismini başa alalım. Site name kapı köşeli parantez aç tere n a m e kıt boşluk boşluk aç köşeli parantez seçildi site kesildi boşluk boşluk boş bo boşluk boşluk üst konut u aç köşe yapış kapı köşe aç köşe kapı aç köşe boşluk aile nokta ingilizceşim.com s s w ve e boşluk s e s sitesi için n boşluk e a b o l a boşluk s s r l a m a boşluk s s e yumuşak n boşluk isteği aç köşeli para boşluk n boşluk aç köşeli pat seçildi seçildi kapı köşeli pat seçildi kesin boşluk boş boşluk in şöyle olsun nasıl s aç köşeli parantez s s e iki n a m e kapı boşluk w site iki nokta site iki sitesi için sitesi web sitesi için boşluk in boşluk şöyle web sitesindeki boşluk yapış kapı köşeli kullanıcı adı neyse boşluk in boşluk in kullanıcı şey s a hesabımız Z'in boşluk hesap için parola sıfırlamak isteği boş. Sanal kısım. Şimdi konuyu dinleyelim arkadaşlar ne olmuş? Konu yazılı site nami web sitesindeki user list kullanan nami hesabınız için parola sıfırlama isteği. Yani diyecek arkadaşlar aile web sitesindeki Uğur Birbiz hesabınız için parola sıfırlama isteği oldu şimdi konunun içeriği. Tam olarak bu şekilde çıkacak eğer ki parola sıfırlama isteğinde bulunulursa diye. Şimdi bu olay belki kafa karıştırabilir ama burada biraz programlama kısmına yani basitinden de olsa hakim olmanız gerekecektir. Çünkü programlamada en azından variable kısmını biliyor olmanız gerekir ki programlamanın başlangıç düzeyindeki ilk dersleridir. Yani bu her bilgisayar programlama dili için geçerli bu arada. Yani bu C# için aynı şekilde variable var, Java'da var. En basit JavaScript'inde bile var yani variable olayı. Bu variable olayına biraz hakim olmanız gerekiyor. Şimdi mesajın gövdesine geldik arkadaşlar. Evet açalım burayı. Normal sanki mesaj yazıyormuşuz gibi düşünün. Boş. Yüzü. Disclaimer. U. Aç köşeli paran. U. S. E. R. 2. D. I. S. P. L. A. Y. T. N. A. M. E. Kapı kök virgül. Boş. Bakın user display name yani Uğur Gürbüz yazıyor. Sadece en başta sonunda virgül var. Biz burayı şöyle yapalım. Merhaba. M. E. R. P. B. A. Merhaba sayın. A. Y. N. Boşluk. Merhaba sayın. Yüzü. Disclaimer. Merhaba sayın. Son. Boşluk. N. Boşluk. Aç köşeli parantez. Boşluk. Aç köşeli parantez. Boşluk. Boşluk. Merhaba sayın. Ne? Buraya da boşluk bırakalım. Dört tane. Boşluk, 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 boşluk. User, disclaimer, merhaba sayın. User, disclaimer, boş. Şimdi merhaba sayın user display name oldu. Yani merhaba sayın Uğur Gürbüz, virgül. Bir boş satır bırakmış sistem. Site, nami sitesindeki. Hesabınızın parolasını sıfırlamak için bir işlem yapıldı. Sıfır hesabı site, nami sitesindeki. Bakın diyor ki site name sitesindeki, yani aile web sitesindeki diyelim oraya biz. Site iki, nami kapı, taşı iki, nami kapı, site iki nokta. E, kapı, boş, s, i, t, e, t, i, s, boşluk, kapı, kapı, boşluk, s, boşluk, s, w, e, b, boşluk, sitesindeki hesabınızın parolasını sıfırlamak için bir istek yapıldı. Bir istek yapıldı. Bunları değiştirmeyelim. Boş, aşağıdaki bağlantıya. Tıklayarak ya da kopyalayıp ve tarayıcınızın adres satırına yapıştırarak oturum açabilirsiniz. Boş. Bunları tamamen kişiselleştirebilirsiniz bu arada. Yüzü, one-time login. User 2. One Time Login. Bu da bir token arkadaşlar. Yani kullanıcıya gönderecek olan bir seferlik kullanabileceği oturum açma bağlantısı arkadaşlar. Buna tıkladığı zaman kullanıcı hesabını doğrulamış olacak ve kullanıcı yeni şifresini belirleyebileceği sayfaya yönlendirilecek. Boş, user, un, boş, un, tire, un, tire, un, re, le, kapı, boş, boş, boş. User One Time URL'miş bu arada arkadaşlar. Un, boş, bu bağlantı ile yalnızca bir kez giriş yapılabilir ve parolanızı değiştirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirebilirsiniz. Bağlantı kullanılabilir. Kullanılmaz ise her kullanıcı bağlantı uzun süreyle kullanılabilir. Kullanılmaz ise herhangi bir işlem yapılmaz. Boş. Site. Nami ekibi. Site
name ekibi, yani aile engelsizlerişim.com ekibi şeklinde aşağıda çıkacak arkadaşlar. Yani buradaki token mevzusunu umarım anlatabilmişimdir. Burada 9 tane sekme vardı ya arkadaşlar. İşte kullanıcı yeni kayıt üye olduğu zaman işte onaylı, onaysız, iptal edildi, iptal etme onayı vesaire. Buradaki bütün sekmelere tek tek girerek bunları mesaj, bizim bu template dediğimiz kısımlarını düzenleyebilirsiniz. Konuk kısımlarını ayrı, mesaj gövdesi kısımlarını ayrı. Ve daha sonra yapılandırmayı kaydet dediğiniz zaman alınacaktır. Bakalım kaydedilecek mi şimdi ayarlar? Evet. Bakalım durum mesajımız var mı? Gördüğünüz gibi kullanıcı hesapları için temel yapılandırma işlemlerini beraber gördük. Kullanıcıların sistemimize ne şekilde üye olup olamayacağını belirledik. Ondan sonra kullanıcıların iptal edilme durumlarının nasıl iptal edilip edilemeyeceğini ve nasıl iptal edildikten sonra ne gibi işlemlerin yapılacağını içerikler bakımından bunları belirledik. Öncesinde de sitemizin temel ayarlarında sitemizin adını, sloganını, ön tanımda ana sayfasını, hata sayfalarını belirledik ve bunların nasıl belirleneceğini gösterdik sizlere. Ve sitemizde üye olunduğu zaman, yeni şifre istendiği zaman ve diğer seçenekler kullanıldığı zaman kullanıcılara gönderecek olan maillerin içeriklerini beraber gördük. Sonra kullanıcıların rollerinden bahsettik ve rollerin neler olduğundan bahsettik. Ve 3 tane temel rolden bahsetmiştik. Konuk kullanıcı, kayıtlı kullanıcı ve administratör kullanıcılar. Şimdi bu rol kısmında ilgili de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yapılandırma tarafında kullanıcı ayarları, kullanıcı hesap ayarları var. Bir de bizim sitemizin ana menüsünde, yani pardon, sitemizin ana yönetim menüsünde kullanıcılar ya da kişiler bölümü de var. Bu kişiler bölümünü de ilerleyen haftalarda göreceğiz ve bu kişiler bölümünde kullanıcı rollerini oluşturma, kaldırma, değiştirme ve bu kullanıcı rollerine yetkiler verme, izinler verme veya izinleri kısıtlamaları göreceğiz. O yüzden o konulara fazla girmek istemedim. Bir de şimdi kullanıcılar sitemize kayıt olurken Drupal'da varsayılan olarak kullanıcıdan isim, soy isim ve posta adresi ve şifre bilgisi isteniyor arkadaşlar. Ama diyelim ki biz bu formu genişletmek istiyoruz. Burada kullanıcılarımızdan başka bilgiler de almak istiyoruz. İşte o işlemler için şu anda girmiş olduğumuz kullanıcı hesapları bölümünde birinci sekmelerin altında az önce bakmıştık arkadaşlar. Görünüm, alan ayarları vesaire dediğimiz bir bölüm var. Buralardan girip yeni alanlar oluşturabilir ve bunların görünümlerini belirleyebiliyoruz. Ancak alanlar ve görünümler yapı dediğimiz sayfanın altında bulunan içerik türlerinde veyahut da diğer içerik yayınlanabilen işte içerik türlerinin haricindeki işte views'larda vesaire bunlar da kullanılıyor. Şimdi sizlere içerik türlerini göstermeden direkt alan kısmını, yani Drupal'daki alan ve görünüm yapısı kısımlarını göstermek istemedim. Bunun için şöyle yapalım isterseniz. Kullanıcıların hesaplarıyla ilgili ayarları bu hafta gördük ama biz yapı kısmına geçtiğimiz zaman içerik türlerinde içerik türü ekleme ve içerik türlerine alan görünüm belirleme, alan ekleme ve eklenen alanların görünümlerini belirlemeyi işledikten sonra ben size dönerek tekrardan bir kullanıcı hesaplarındaki kullanıcı formuna eklenecek olan ayarların da işte alanların da nasıl ekleneceğini ve bunların görünümlerinin nasıl ayarlanacağını göstereyim. Çünkü alan dediğimiz olay basit bir konu değil. Şimdi alanların türleri var vesaire vesaire. Bunların veri tabanında saklanacağı veriye göre türlerini belirlememiz gerekiyor. Bu türlerden nelere, ne şekilde erişim sağlanıyor? Bu alanların görünümleri nasıl değiştiriyor? Çok uzun bir kapsamlı bir konu. Altyapı olmadığı için daha önceki derslerimizde bu kısmı şu an için geçiyorum. O yüzden sitemizin temel site yönetim araç çubuğunun içerisindeki menüleri gördük az önce. Onlardan da size bahsetmiştim. Bunların haricinde unuttuğum bir yer kaldı mı diye bakıyorum. Modül ve tema yapısına geçebilirim diye düşünüyorum o zaman çok kısa. Modül ve tema yapısını aslında apayrı bir ders olarak da göreceğiz. Sadece bir teorik olarak ön bilgi mahiyetinde sizlere şimdi anlatacağım arkadaşlar. Zaten Drupal'ın kurulumunda da biraz bahsetmiştim sizlere. Drupal çekirdek tarafında yüklendikten sonra kendi içerisinde birçok işlemi yapabileceğiniz çekirdek eklentilerine yani modüllerine sahiptir.
Bu modülleri sitemizin özelliklerini genişletmek, kapsamını genişletmek için ekstra modüller yükleyerek arttırabiliriz ve yeni yetenekler kazandırabiliriz sitemize. Bu modülleri de 2 hafta önceki dersimizde Drupal'ı indirirken Drupal.org sitesinde modüller, yani modules ve temalar, themes sayfalarını görmüştük. Modülleri de tamamen isteklerimize, yani ihtiyaçlarımıza, özür dilerim, karşılamak için ihtiyaçlarımızı karşılama noktasında seçip, araştırıp, özelliklerine bakıp, gereksinimlerine bakıp, yeteneklerine bakıp ve kullanıcıların yorumlarına bakıp da belirleyebilirsiniz. Çünkü her modül her zaman her açıklamasında belirtilen işlemleri yapabilme kapasitesine sahip olmayabilir. Çünkü modüller üçüncü taraf geliştiriciler tarafından genellikle yapılır, üretilir. Bunları Drupal'ın versiyonlarına göre, yani mesela Drupal 8 ama Drupal 8 nokta mesela 8 şu anda kullanıyoruz. Mesela Drupal 8.3'te çalışan bir modül 8.8'de hata verebilir mesela, örnek veriyorum. Bu tarz uyumsuzluk veya uyumluluk durumu nedir? Bunları iyice araştırıp buna göre eklenti eklemeniz gerekiyor Drupal'ın içerisine. Çünkü bazen öyle bir eklenti yüklersiniz ki Drupal'ın tüm veri tabanına zarar da verebilir. Temalar da eklentiler gibi arkadaşlar yine Drupal'ın web sitesinden indirilebilir ve yüklenebilir ve temalar için de aynı şeyler geçerli. Temaların da gereksinimleri, kullandıkları frameworkler, ek özellikler, sitenize katabileceği diğer özellikler, mesela örnek veriyorum bir slider. Mesela şimdi aklıma hepsi gelmiyor ama mesela logo görünümleri, menünün görünümleri, menüler açılır kapanır, destekliyor mu, desteklemiyor mu, mobil tarafında desteği var mı, yok mu, bizim responsive dediğimiz desteğe sahip mi, değil mi, açıkçası bunlar mesela hep temaların özelliklerine yazan bölümlerdir. Bu temaları da veya modülleri de arkadaşlar sitemize iki türlü yükleyebiliyoruz. Bunları ben şimdi bu derste sadece ön bilgi olarak söylüyorum, söyleyeceğimi belirtmiştim. Çünkü ayrıca ders programımızda modüller ve görünümlerle ilgili ayrı konular var. Orada zaten daha fazla detaya ineceğiz. Yani Drupal'a direkt eklenti yükleyeceğiz. Eklentilerin yüklendikten sonra ayarlarının nasıl yapılacağına bakacağız vesaire. Ve çok sık kullanılacak olan eklentileri beraber belki yükleyip onların ayarlarını ayrıca size göstereceğim. O bayağı uzun bir konu. Bunun için şöyle yapalım. Sitemizin yönetim menüsündeki modüller linkine girelim. Setup ayarları, ana içeriğimiz, yönü başlık, liste girilmiş, daralık içeri, liste bir öğeler, link yorumlar, liste link yapı, modüller, link görünüm, link modüller, enter. Evet, link modüllere basalım arkadaşlar. Sanal kısım. Şimdi modüllere girince, linkin adı modüller, çevirenler güzel çevirmişler. Sayfanın açıldıktan sonraki adı eklentiler. Ama gerçekte eklentiler bana daha şey geliyor aslında, anlaşılır geliyor. Şimdi eklentiler sayfasında arkadaşlar modüllerin yükleme, kaldırma ve etkinleştirme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Biz sadece şu anda etkinleştirme işlemine bakalım ama yükleme ile ilgili şu bilgiyi paylaşayım. Drupal'a iki türlü modül yükleme işlemi yapılabiliyor. Birincisi indirilen modülün linkini, yani indirme bağlantısını kopyalayıp burada yapıştırıp doğrudan yükleyebiliyorsunuz ve veya indirilen modülün dosyasını, tar.gz uzantılı veya zip uzantılı dosyasını göz atlayıp sisteme yükletebiliyorsunuz. Aslında bir yöntemi daha var. O da FileZilla üzerinden FTP erişimi sağlayarak sitenizin ana public HTML altında bulunan modules modüller klasörüne ilgili modülün tar.gz dosyasının klasöre çıkartılmış halini doğrudan oraya upload ederseniz de bu modül bu eklentiler sayfasında gözükecektir ve buradan girip doğrudan etkinleştirme işlemini yapabileceksinizdir arkadaşlar. Şimdi modüller iki türlü, iki aşamada yükleniyor bu arada. Hani iki aşamada, diğeri yükleme seçenekleriydi, opsiyonlarıydı. Bu da şu anda söyleyeceğim ise etkinleştirme ve kullanım aşaması için gerekli olan aşamalardan bahsediyorum. İki türlü aşaması var. Birincisi modülün sunucunuzun host alanına yüklenmesi işlemi. Yani az önce bahsettiğim gibi ya link yapıştırıp ya da göz attan gösterip veya fazilerle doğrudan siz oraya attığınız zaman. İkincisi de buraya aktarılan modülün veri tabanı tarafında siteye yüklenmesi işlemi. Bunun için de burada her hosting içerisine atılmış olan modülün isimleri gözükür, açıklamaları gözükür ve gereksinimleri gösterilir. Ve bu modüllerin onay kutuları vardır. Buradan hangilerini işaretlerseniz de
O modül daha sonra kur düğmesine basılması gerekir. Tabii bastıktan sonra etkinleştirilmeye başlanır arkadaşlar. X'e basarak modülleri gezebiliriz şu anda. Sistemimizdeki çekirdek modülleri göreceğiz sadece. Çünkü hiçbir modülü henüz yüklemedik. Actions Actions diyor mesela, eylemler. Arkadaşlar burada çok fazla eklenti var. Bunların çoğu İngilizce zaten isimleri. Bunları ben size bildiğim kadarıyla ilerleyen derslerde modüller tarafına tamamen geçtiğim zaman anlatacağım. Mesela biz sadece bir tane bir tane modül ekleştirelim. Bu da responsive image olsun şimdilik. Boşluk. Anadolu. Resmi sınırma yoğunlaştırma işareti. Takdir alta iniyoruz. Kur düğmesini bulup enter'lıyoruz. Alan değiştir düğmesi. Yusyaltığın sıfırlık ücreti olduğu için sıfır ve hizmet verip. Kurap. Kur düğmesi. Enter. Bu modülün skriptleri çalıştırılarak veri tabanına tabloları oluşturmaya başlanıyor ve daha sonra modül etkinleştirilmiş oluyor ve kullanmak için ilgili ayarlarına, yapılandırmalarına erişim sağlayabilir hale gelmiş oluyoruz bu şekilde. Tabii bu işlem biraz uzun sürebiliyor. Modülün büyüklüğüne göre değişiyor bu işlem. Kesinlikle modül yüklenmeden sayfayı kapatmamanız gerekiyor. Aksi takdirde modül yarım yüklenirse ve bu sistem tarafında her sayfayı etki eden bir modülse sisteminizi çökertebilir arkadaşlar. Modül yüklemelerinde dikkatli olun bu sebeple. Şimdi updating eklentiler sayfasına geri geldik arkadaşlar. Bu arada az önce bunlarla bu modülle ilgili çekirdek modülü olduğu için çevirileri kontrol etti sistem. Modülün etkinleştirilip etkinleştirilmediğini yine aynı şekilde durum kısmından bakacağız. Sonunda yönetim Diyor ki responsive image eklentisi etkinleştirildi diyor. Bu şekilde modülü etkinleştirdik arkadaşlar. Daha fazla modüller içerisine girmeyeceğim. Sadece temel olarak ön bakış yapıyoruz şu an için. Çekirdek modülleri üzerine bu arada konuşuyoruz. Çekirdek modülünü etkinleştirdik bir tane. Şimdi temalar kısmına bakalım. Eklenti. Aynı sıfırın başka bir başka bir sıfır girilmiş modüller link yapı. Modüller yapı link görünüm. Evet, görünüm. Görünüm kısmında tema Enter. ayarlarını yaptığımız bölüm arkadaşlar. Hızlıca burayı da anlatıp dersimizi Saat görünüm. bitireceğiz. Sanat kısım. Görünüm aile. Şimdi arkadaşlar görünüm tarafında ise sitemizde yine varsayılan olarak çekirdekte gelen bazı temalar var. Buradan bu temaları görebiliyoruz. Temalarımızı değiştirebiliyoruz veya temalarla ilgili ayarları yapabiliyoruz. Ama sonradan buraya da eklentilerde olduğu gibi yeni temalar da yükleyebiliyoruz. Ve temaların yüklenme işlemleri de modüllerle aynı. Yine tema yüklemek için yeni bir tema kur linkinden giriş yapıp temanın indirme URL'sini yapıştırabilir veya temanın indirilmiş olan zip dosyasını veya tarqi.gz uzantılı dosyasını sisteme upload yöntemiyle yükleyebilirsiniz veya az önce bahsetmiş olduğum gibi modüllerdeki gibi temanın klasöre çıkartılmış halini FileZilla gibi bir FTP istemcisi uygulaması üzerinden hosting tarafına atıp buradan da doğrudan etkinleştirme işlemini yapabilirsiniz. Temalar hosting tarafına geçtikten sonra diğer modüllerde olduğu gibi de 3 aşamaya sahip, çünkü modüller 2 aşamadaydı. Direkt etkinleştiren kur yapıyorduk işaretleyip. Burada etkinleştiriyorsunuz, bir de ekstra ön tanımlı hale getiriyorsunuz. Yani birincil tema olarak ayarlıyorsunuz ki sitenizde o tema varsayılan olarak tüm sayfalarda gösterilsin. Şimdi bakalım hangi temalar hangileri etkin değil, hangisi ön tanımlı. Sonunda yönetim görünüm var. Birinci sekmeler başlık seviyesi. Birinci sekmeler gezince sayfa yolu başlık seviyesi. Uyarı mesajı başlık seviyesi için. Kurulu temalar başlık seviyesi için. Evet, kurulu temalar dediği yer arkadaşlar yani etkinleştirilmiş temalar aslında. Bakalım. Takip sekiz. Bartık teması birincil temadır. Zaten varsayılan da Drupal'da. Seven sekiz. Sekiz. Seven dediği de arkadaşlar yönetim temasıdır. Yönetim hesabıyla giriş yapıldığı zaman bu tema kullanılır. Kaldırılan temalar başlık. Kaldırılan temalar dediği yer de arkadaşlar aslında hosting tarafına kurulmuş ama veri tabanı tarafında etkinleştirilmemiş olan temalardır. İşte az önce bahsettiğim durum bu. Bir tema yükledikten sonra yani bu yeni tema kurdayıp da linkten yapıştırıp da yüklediniz veyahut da upload ettiniz, yüklediniz veyahut da gittiniz FileZilla'dan yüklediniz. İşte bu kaldırılmış temalar tarafında listelenir arkadaşlar. 0 8 8 0 eksperimental film 8 0 D L A R O boşluk. Clero diye bir tema varmış burada. Mesela bu tema şu anda kapalı.
Aşağı indiğim zaman bakın neler var. Kur diyor. Kur ve varsayılan tema olarak ayarla diyor. Yani aslında siz 3 işlemi tek işlemi de düşürebiliyorsunuz bu şekilde. Temadan eminseniz eğer burada kur ve varsayılan tema olarak ayarla seçeneğiyle de doğrudan temayı hem kurabilirsiniz veri tabanı için tablolarını oluşturma vesaire hem de ön tanımlı hale de doğrudan getirebilirsiniz. Şimdi biz burada herhangi bir temayı kurmayalım. Ama Bartık temasının ayarlarına bakalım. Aşağı inelim. Ayarlar diyor duyduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın burada kaldır yok ama normalde temanız eğer varsayılan tema olmasaydı altında kaldır butonunda olacaktı arkadaşlar. Şimdi normalde temaların yeteneklerine göre, özelliklerine göre yapılandırılabilir ayarları değişiklik gösteriyor. Ancak birkaç ayar var ki her temada bu seçenekler genellikle açık oluyor. Bunlar sitemizin logosu, sitemizin ikon dosyası ve yorumlarda veyahut da kullanıcıların resimlerinin gösterilip gösterilmeyeceği gibi seçenekler oluyor arkadaşlar. Bunun için bakalım hızlıca. Page element display diyor arkadaşlar. Ana temanın bütün özellikleri genellikle bu şekilde başlıyor. Gönderilerde kullanıcı resmi, yani kullanıcılar kayıt olurken eğer resim eklemişlerse hesaplarına, profillerine işte o gözüksün mü? Yorumlarda kullanıcı resmi onay kutusu işaretli. Yorumlarda kullanıcı resmi. Yorumlarda kullanıcı doğrulama durumu onay kutusu işaretli. Kullanıcı doğrulama durumu gözüksün mü? Kısa yol simgesi favicon onay kutusu işaretli. Kısa yol simgesi favicon, hani bu ikon dosyası olarak sitenizin bir ikonu varsa o. Logo görseli değiştir düğmesi basıp. Logo var şimdi burada arkadaşlar. Use logo supply by the team onay kutusu işaretli. Diyor ki arkadaşlar burada temanın varsayılan logosu kullanılsın. İşaretli diyor. Bunun işaretini kaldırırsak temanın varsayılan logosunu kullanmak istemediğimiz durumda ise burada sizden logonun yolunu istiyor. Sistemdeki file'lardan mesela diyelim ki siz public HTML altında sites, default, files içerisinde logo.png diye bir dosya attığınızı varsayalım veya logo.jpg. Bunu buradan belirtiyorsunuz. İşte, slash site, slash default, slash file, slash logo.png şeklinde gibi. Ya da logo resmini yükle. Logo resmini yükle kısmından logo dosyasını yani image dosyasını buradan upload ediyorsunuz. Logo resmini yükle düğmesi. Sisteme arkadaşlar. Upload ettikten sonra da direkt o dosya sizin sitenizin temanızın içerisindeki görsel tasarıma göre konumlandırıldığı bölümde gözükmesini sağlatıyorsunuz doğrudan. Eğer sunucuya doğrudan dosyaya erişiminiz yoksa bu alanı kullanarak logonuzu yükleyin. Favicon değiştir düğmesi basıldığı ışık yoksa orta tutun. Use the Favicon Supply yapılandırmayı kaydet düğmesi. Burada arkadaşlar Favicon'u da yine aynı şekilde buradan yükleyebiliyorsunuz. Logoda olduğu gibi ve yapılandırmaları kaydete bastığınız zaman da tema ayarlarınız kaydedilmiş oluyor. Temel tema ayarları ve modüllerin etkinleştirilmesi ve yüklenmesiyle ilgili aşamaları çok kısa üzerinden anlattık. Ama biz dediğim gibi bu tema ve modül konusu bayağı kapsamlı bir konu olduğu için bunları apayrı olarak tekrar işleyeceğiz. Ve hatta sizlere erişilebilir olarak kullanabileceğiniz tema geliştiricilerini hani söyleyeceğim ya bu tema geliştiricilerini de paylaşırız. Bu tema geliştiricileri tarafından üretilmiş olan temaların ayarları daha kapsamlı oluyor. Böyle tek logo mogole falan bitmiyor iş. Bayağı böyle sitenizde işte Facebook, Twitter adreslerini tanıtma, kendinize ait işte ön sayfa ile ilgili sitenizin slide malite göstersin mi göstermesin mi slide resimlerinin açıklamalarını falan filan yazabiliyorsunuz. Copyright kısmında telif hakkı kısımlarını falan belirleyebiliyorsunuz. Böyle çeşit çeşit temalara göre değişen hatta renk tanımlamaları işte bağlantıların, linklerin, yazıların, arka planların vesairenin böyle özelleştirilebiliyor. Bu tamamen yüklediğiniz temanın özelliklerine göre değişiyor. Bunları göstereceğiz. Daha bu konuları irdeleyeceğiz. Hatta daha da ileri götürüp temayı gerekirse üzerinde kodsal tasarımlar, tasarım değişiklikleri de yapabiliriz. Erişilebilirlik arttırmak için vesaire. Bunları ilerleyen haftalarda zamanı geldiği zaman ki ders programımızda özellikle sadece temalar için ve modüller için ayrılacak haftalar oturumlarımız olacak. Bu oturumlarda bunları daha detaylı irdeleyeceğiz. Ancak mantık olarak ön bilgi mahiyetinde bu hafta içerisinin konularında da size modüllerin ve temaların neler olduğunu
Anlattım. Aslında amacımız şu. Bu bizim ilk Drupal'ın içeriğine girdiğimiz ders. Siz yapılandırma sayfalarının hakimiyetinde hani neler olduğunu, mesela sayfa yapısını, sayfaların içerisinde ayrılmış olan bölümlerini, sekme yapısını, admin menüsünü falan bunları kavrayın. Ve siteye eklenti ve modül tarafından ne şekilde upload yapılarak, işte FTP üzerinden yükleme yapılarak, link yapıştırılıp doğrudan yüklenerek falan bu bilgilere en azından ön bilgi olarak sahip olun diye bu hafta bunlara girdik. Önümüzdeki haftaki oturumda tekrar görüşmek üzere. Bu haftaki dersimiz bu kadar. Tekrar herkese katılım gösterdiği için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta oturumda görüşmek üzere. Hoşça kalın.